Merhaba arkadaşlar, ben Hab Bocak. MEP-FEP ile ilgili 18. dersimizin 3. bölümü personel ekleme, yani öğretmen ya da kadromuz bölümü. Burada ilk yapacağımız işlem arkadaşlar, öncelikli olarak menüye giriyoruz. Menüden idari kadroya geliyoruz arkadaşlar. İdari kadroyu kadromuz olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Bakın, idari kadroyu kadromuz olarak değişti. Kadromuza geçiyoruz arkadaşlar. Burada kadro ekle diyoruz. Kadro ekle de hemen kadroya ekleyeceğimiz personelin resmini yapacağız. Ama tabi bunu yapmadan önce mutlaka galeriye girip bir kategori oluşturmamız gerekiyor ki personelimiz diye. Ondan sonra resimlerimizi personelimize atalım. Şu an ekledik. Kadromuza geliyoruz arkadaşlar. Hemen kadro ekle ve buradan personelimize resim ekleyeceğiz arkadaşlar. Galeriye fotoğraf ekle diyoruz. Bakın, kadromuza atacak otomatik olarak, çünkü kadromuzda çıksın arkadaşlar. Hemen fotoğrafımızı ekledik. Habip Ocak olarak ekliyoruz. Resmimizin altında ismi çıksın diye. Şöyle boyutlandırmayı yapıyoruz arkadaşlar ve ekliyoruz. Bakın, çıktı. Burada idareci adı diyor arkadaşlar. Aslında biz idareci eklemiyoruz. Öğretmen ya da personel ekliyoruz. Burayı personel olarak düzeltirler diye bekliyoruz. Bizim için orası çok fazla önemli değil. Buraya personelin ünvanını yazabilirsiniz arkadaşlar. Seviyesi de idarecilere 1 vermiştik. Müdür yardımcılarına 2. Öğretmenlere ya da diğer personele, ona göre atıyorum, öğretmenlere 3 verdiniz. Yardımcı personel memura 4 verdiniz. Hizmetliye 5 verebilirsiniz arkadaşlar. Ben müdüre 1, müdür yardımcısına 2, şube müdürüne 3 vermiştim. Kendime de 4 veriyorum arkadaşlar. Burada özgeçmiş diyorum ki yapım aşamasında. Özgeçmişi buradan yapabilirsiniz arkadaşlar ve ekle diyorum arkadaşlar. Bakın, ekledim. Hemen yayınla diyorum. Yayınla dediğim zaman kadromuza tıklıyorum. Bakın arkadaşlar, burada okul müdürü, altına müdür yardımcısı, ondan sonra da öğretmenleri ekliyor arkadaşlar. Öğretmenleri ekledikten sonra memur, ondan sonra da yardımcı personeli ekleyerek böyle bir personel ekleme yöntemi de yapabilirsiniz. Bu daha önce yoktu. Bakanlığımız yeni ayarladı bunu arkadaşlar. Buraya da personel menüsünü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz de burada sona erdi.